düşünsenize. İstanbul'da apartmanda yaşıyorsunuz. Korna sesleriyle güne başlıyorsunuz. Arabanıza bindiniz. 2-2,5 saat sonra trafik kurallarına uyarak şöyle bir manzaraya kahvaltıya geldiniz efendim. Gölyazı, Balıkçı Kadınlar Derneği. Hepsi benim çok eski tanıdığım ablalarım. Maşallah buranın havasından mıdır, suyundan mıdır? Ne yaşlanıyorlar. Sürekli gençleşiyorlar. Bir de her sene böyle daha da güzel ürünler çıkıyor, daha da lezzetli oluyor. Onların yanına geldik kahvaltıya. Tabii ki Nilüfer Belediyesi ile beraber. Yani gerçekten geçen hafta da çok güzeldi. Bu hafta da şahane bir organizasyon. Şimdi ablalarımla konuşacağım ama insan şuraya otursa şöyle oh saatlerce kahvaltısını yapar, çayını içer, kahvesini içer. Sonra tekrar çayını içer. Yani şöyle söyleyeyim, güne burada başladığınız zaman ne yorgunluk kalır, ne stres kalır, ne de kafada bir sıkıntı. Şimdi ablalarım güzel hazırlamış. Ellerine sağlık. Bir onlarla da sohbet edeceğiz. Tekrar söyleyelim. Yolunuz düşerse benden tavsiye. Tabii tüm esnaf canımız ciğerimiz. Yani herkes kazansın. Ama biz özellikle Gölyazılı Balıkçı Kadınlar Derneği'nin mekanına geldik. Ablalarım alalım mı sizi? Mesela en eski ablamı tanırım. Kaç sene? 10 sene oldu değil mi tanışalı evet, biz? Evet. Hiç değişmemişsin maşallah. Teşekkür ederim. Vallahi aynı teşekkür gençlik, ederim. Aynı güzellik, aynı yetenek. Sağ ol, sağ ol. Ablayı yeni görüyorum, o biraz yaşlanmış galiba. O bizim komşumuz, hiç yaşlanmaz o. Ben onunla yaşlanmaz. Arkadaşlarım çok güzel bakıyorlar. Hiç yaşlanmaz. Aynen aynen. Yok, yok, yok. Yok, yok. Nasılsın ablam? Çok şükür ablacığım, siz iyi misiniz? İyiyiz, vallahi. Siz geldiniz, çok memnun olduk, teşekkür ederiz. Yani her zaman çıkın çıkın gelin teyzem sen. Vallahi her şey yolunda. Yolunda yolunda. Şu pandemi sürecinden sonraki dönem falan geçti çok mi şükür, biraz? Çok şükür, çok atlattık şükür atlattık o dönemi. Sağlıkla inşallah. Hiç etkilenmedi. Köyde etkilenilir mi ablacığım, şu güzelliğe bak. Harikası bir yerde yaşıyoruz. Hayır, bir de 65 yaş üstü yok. Hatta 45 yaş üstü yok sizde. Öyle aynen, bir güzelliği aynen, var. Aynen, yani? Aynen, çok yani haklısın. Riskli grup yok. Evet. Ya yeriniz çok güzel. Evet. Yeriniz çok şükür ablacığım, çok şanslıyız böyle bir güzel köyde yetiştiğimiz için. Yani Allah'ımıza ne kadar şükretsek azdır. Hiçbir zaman bir deniz özlemi duymuyoruz. Canımız sıkıldı mı iniyoruz arkadaşlarımızla, çayımız, kahvemiz, çekirdeğimiz, sohbetimiz. Ama gece ama gündüz yani. Çok şükür. Çok güzel misafir akımı da var. Böyle bekliyoruz yani köyümüzü. Bizi tanıttığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Vallahi böyle güzel yerler olduktan sonra biz gelip keyifle tanıtıyoruz. Biz de yani bizim için de bu güzel. Oh her şey hazır. Bir kere sizleri çok severim. Yani yıllardır tanırım ablalarımı. Kahvaltı şahane. Manzara çok güzel. Daha ne olsun, birazdan fiyatları da konuşuruz da oraya geleceğiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi standart bir kahvaltıda. Şimdi bu tabii kalabalık bir kahvaltı. Tabii bu size özel oldu. Ama standart bir kahvaltıda iki kişi geldik. Neler var? Neler var? Derneğimizin özelliği Gölyazı Balıkçı Kadınlar. Köyün diğer bir özelliği, tarihi doğasının yanında balıkçı kadınlarıyla ünlü. Tabii bir turizm akımından kayıkla gezdiren arkadaşlarımız da var. Ama bir baktık bir turizm akımında bir yiyecek sunumu da olması gerekiyor. Hafta içi, hafta sonu daha yoğun oluyor. Gözleme, lokma, çiğ börek, tabii kahvaltı arzu edenlere. Genelde ayaktan gelen misafir akımı çok. İzmir yolu üzerinde olduğumuz için hep yolculuklarda uğrama. Böyle ayaküstü, gözleme, çiğ börek, lokma tarzı misafirimiz daha çok. Onları ağırlıyoruz ama kahvaltı arzu edenlere de tabii ki servis yapıyoruz. Neler öyle bir kahvaltı. Köyümüzün bir özelliği peynir ustası çok. Peynircilerimiz çok. Bursa'daki pazarların çoğu balıkçılarımızdır. Ayrıca peynircilerimizdir. Peyniri ticareti yapan esnafımız çok var. Peynirler genelde çevre köylerde yetişiyor. Genelde de baktığınız, evet, kaşar hariç hepsi burası buraya ait. Evet.
Zeytin zaten zeytin burada. Bölgenin zeytini. İncir pekmezimiz var. Aynen. Bu yöreye ait. Zeytin, balık zeytin. Evet, balık tarama, tarama denilen havyar, balık havyarı. Sabah kahvaltı havyar mı? Evet. Böyle zengin bir sofraya geldiniz. Şimdi İstanbul'a gidince hava atarsınız. Kahvaltıda havyar yedim diye. Vallahi atarsınız. Bal, kaymak, sarma. İncirimiz var. Yeşil incirden reçel. Pekmezimiz var. Arkadaşlarımız süt reçeli yapıyor. Tabii müşterilerimizin talepleri de bizi bir şekilde yönlendiriyor. Mesela süt reçeliniz yok mu diye baktık. Kamaratta arkadaşlarım hemen yaptılar onu da. Bayramlarda olmazsa olmazımız cevizli lokumumuz var. Bursa yöresine özgü. Abla kızartma var, kızartma. Evet. Ya ben 20 zeytinyağı da kızartıyoruz, evet. 2005'te evlendim, kaç sene olmuş? 16 sene. Ya evde kızartmaya hasret kaldım. Kızartmasızlıktan öleceğim. Yapmıyor ya, yapmıyor. Yağ damlıyor. Mutfakta abla, yağ oluyor gel diye sen, yapmıyor abla, ya. Ablaların yapar. Ya ben öldüm bir kızartma. Yok. Yani şu çocuk kızartma yemeden gözüm açık gidecek bak, yemin ediyorum. Gölyazı'da evlerde kızartma olmaz. Hemen böyle küçük maşinka sobalarımız vardır. Evlerin önündedir. Balığımızı, kızartmamızı biz odun ateşinde yaparız. Ama şimdi kolayını buldum. Baktım valla elin kızına, tamam mı? Eyvallah edeceğime fırında yapıyorum kendim biraz böyle. Aynen lezzet aman, o. Aman ne yapayım ya. Sen çok çok da canın istediği zaman biz ne güne duruyoruz? Valla atla atla gel. Geleceğim abla ya. Vallahi İstanbul bağırsan ya. Duyuyoruz yani çok yakınız. Valla kahvaltı sofrası şahane. Gelelim işin fiyatına. İki kişilik kahvaltı kaç lira? 70 lira. Yani kişi başı 35 lira. 35 lira. Güzel çay. Çayımız her şey içinde. Çayımız, suyumuz. Kaç bardak çay içebiliyoruz? İstediği kadar içsin, demlik verebiliriz. Aynen aynen. Peki, 35 liralık kahvaltıda şimdi zeytin var. İki peynir, çeşit zeytinimiz var. Üç dört çeşit peynirimiz var, lor peynirimiz var. Bu bitli dediğimiz peynir ezmesi, peynir tamam. Zeytinyağıyla de çörek oduyla eziliyor. Bitli diyoruz artık biz o çörek otundan dolayı. Havyarımız var, kızartmamız her şey yapıyoruz. Yine 35 liralık kızartma da dahil mi? Tabii tabii. Kızartmasız kahvaltı biz boğazımızı çok seviyoruz. Yani. O zaman fiyat makul var. Ben söyleyeyim. Çaydan. Peki müşteri dışarıdan geldi. Dedi ki şurada oturayım. Tok geldim, bir çay içeyim, bir su içeyim. Çay kaç lira? Çay 2,5 lira, suyumuz 1,5 lira. O da makul. Yani. Gözleme kaç lira gözleme? Gözleme çeşitlerimize göre peynirli gözlememiz 10 lira. Diğer karışık olanlar, kaşarlar falan 15 lira. O zaman yapalım kahvaltı. Hep beraber yapalım. İnşallah. Sağlık. Afiyet olsun. Afiyet bal olsun.